son 3 haftamız sonuç. Bu senin için çok değerli 3 haftayı çok altın değerinde. Aynen, altın değerinde 3 haftayı çok verimli geçirmemiz gerekiyor. Gerçekten de zaman su gibi akıp geçti. Ve şimdi yapmamız gereken eksik konuları hemen tamamlamamız gerekiyor. Eğer eksiğin varsa, eksiğin yoksa da ne yapmamız gerekiyor hemen söylemek istiyorum sana. Bir kere konu çalışmaktan çok soru çözmelisin Tonguç'um. Gerçekten bu yeni nesil sorular almışsın. Sırada soru çıkacak değil mi hocam? Aynı öyle. Birazcık soru çözme pratiğini arttırmalısın. Deneme sayısını inanılmaz arttırmalısın. Neredeyse 2 günde 1 gerekirse deneme çözmesin. Hatta varsa denemen her gün 1 tane deneme çözmeyi ihmal etme. Ve şunu da unutma. Çözdüğün denemelerin hatalarını mutlaka ama mutlaka öğren Tonguç'um. Çözümsüz deneme sakın alma. Yani video çözümü deneme almaktan sakın yerinme, sakın video çözümsüz deneme falan filan alma. Moral bozan kişilerden kesinlikle uzak durman gerekiyor. Evden kaçmam lazım o zaman. Hayır, annem moralim bozuyor. Hayır, öyle bir şey yok. Onlardan lütfen, lütfen anneciğim, babacığım benle bu konuda konuşmayın. Başka şeylerden konuşalım. İnsan gibi, normal insanlar gibi konuşalım diyeceksin. Son tekrar programı senin için çok faydalı olacak. Bunu biliyorsun, Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçı ücretsiz bir şekilde alabilirsin. Her gün 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 ne yapacağım belli. İstersen bir hafta, istersen 2 haftalık programı uygulayabilirsin. Hiç fark etmez. Sonuçta video programı da var değil mi hocam? Aynen, bunun video programı da var. Aynı zamanda zaten şu anda son tekrar programın içindeyiz. Konu konu da teker teker hangi konuları yapacağım belli. Buradan da konu listelerini takip edebilirsin Tonguç evladım benim. Aynı zamanda çok güzel bir sürprizimiz var sana. Bak, tost 8. adım çıktı ve 8. adımda genel tekrar tostları koyduk. Genel tekrar tostları. Tostları mı, testleri mi? Tostlar koyduk böyle. Tamamı yatay sorular oluşma. Bütün genel tekrar tostları koyduk. Onlardan da mutlaka yararlanırsın Tonguç'um. Aynı zamanda bak şunu unutma. Korkularını bir kenara bırakman gerekiyor. Özellikle son 3 haftada kendini çok iyi motive etmen gerekiyor. Ya istediğim net olmazsa? Aynen. Bunu unut. Kesinlikle unut. Yani sen şu anda daha fazla çalışıp daha fazla başarılı olmaya odaklan. Boş ver. Sonunda ne çıkacak? Sonunu düşünen. Aynen, süper. İkimiz de aynı anda söyledik. Yani. Kahraman olamaz. Kahraman olamaz. Ondan sonra ne olabilir başka? Çok çalışıyorum ya, başaramazsam? Hiç onunla endişe etme. Başaracaksın. Yeter ki çalış. İnsanlar çok çalışıyorum ya başaramazsam diyerek de ne yapıyorlar? Çalışmıyorlar, sonra da başarılı. Ailem bana kızarsa? Hiç önemli değil, çünkü Tonguç evladım benim. Onlar beni zaten seviyorlar. Yani. Onlar zaten seni seviyorlar. Hiç önemli değil. Kızıp kızmamasını dert etme. Şunu unutma Tonguç'um. Ailen ne olursa olsun sana destek verecek. Eğer destek vermeyen bir aileyse de diyeceksin ya kardeşim, bu benim hayatımın sonu değil. Ailene sen ders vereceksin gerekirse. Peki hocam, panik olup bildiklerimi unutursam? Hiç, o da hiç sorun. Neden diyeceksin? Çünkü sınav esnasında gerçekten çalışan insan bildiklerini unutacağım endişesi yaşamasına rağmen hatırlıyor Tonguç'um. Ben de mesela üniversite sınavına girdiğim zamanı hatırlıyorum. Sanki bütün bildiklerim bir anda uçup gitmişti. Ama sonra Tonguç'um, o ilk panik anını, ilk 5 dakikayı 10 dakikayı atlattıktan sonra bir anda kafamda ampuller yanmaya başladı. Tak 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 tak, ben bunları hatırlıyorum dedim ve full yaptım hepsini. Oh be. Mesela başka zaman hocam, zaman. Aynen, insanlar çoğunlukla zaman endişesi yaşıyorlar. Onu da hiç dert etme. İnan, kolay soruları yaparaktan, turlama taktiğini kullanaraktan da ilk başta kolay sorularla çat 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 bütün soruları yapacaksın. Çoğu soruyu yapacaksın. Sonrasında da zor soruları sona bırakaraktan zamanını yetiştireceksin. Ondan endişe etme. Yeter ki şu anda ne yap biliyor musun? Odaklanıp doğru düzgün çalış Tonguç efendim. Şunu unutma Tonguç'um. LGS senin için böyle gözünde çok aynen büyüttüğün bir şey olabilir. Ama sen ne yapacaksın biliyor musun? Ben niye ondan korkuyorum? O benden korksun. Kork hatta, benden. Hatta LGS'yi yiyeceğiz sınavdan önce inşallah. LGS pastası. Yani? LGS pastasını keseceğiz ve LGS'yi yiyeceğiz. Haşır uşur yiyeceğiz diyoruz. Hocam Tonguç, Ramazan ayındayız ama. Evet, o da doğru. O da İftardan doğru. Sonra İftardan sonra inşallah sana canlı değil de böyle video, yani cansız bir yayın yaparız. Daha Tonguç'um 3 haftam var. Hiç panik ve endişe etme. Şu sen, sana anlattığım böyle heyecanlı anlatıyorum biliyorum, tamam. Ama bu senin panik edesin diye değil. Seni gaza getirebilmek için, motive edebilmek için. Yoksa seni panik edip de böyle Ece 3 hafta, hayır öyle bir şey yok. 3 haftada neler olur neler. Ya Çin'de Tonguç'um 6 saatte 6 katlı bir bina diktiler ya geçen gün. Videosunu izle, efsane bir şey. 6 saatte koskocaman bina yaptılar herifler. Yani 3 haftada sen neler yapabilirsin? Zaten sınavlara insanlar genellikle son haftalarda falan filan çalışıyor. Bizde de hocam, gece konular gecenin 6 saat yapılıyor. Dolayısıyla şunu unutma. Her hata bir sana tecrübe olacak. O yüzden hatalarını mutlaka lütfen kontrol ederek gir bu 3 haftayı, çok iyi değerlendir. Ve şunu unutma.
her soruya 2 dakikadan fazla zaman ayırma. Lütfen bir soruya takılıp 10 dakika 20 dakika yok arkadaşlarıma sordum bilmem ne falan bir sürü zaman ayırma. Lütfen hemen video çözümünü izle soruyu çöz. Mesela şu soruyu yapamadın diyelim TOS 8'deki mesela şu soruyu yapamadın diyelim hemen şu video çözümünü izle. Çok zaman kaybetme sakın. Burada zor sorular da var değil mi hocam? Aynen zor sorular da var. En zor sorularınız vardı hocam. Zor sorular en zor sorularımız da onun için de şöyle bir şey göstereyim sana Topuç'um. Hedefim derece denemeleri çıkardık. En böyle hani Kabataş, İstanbul Erkek, Galatasaray hedefleyenler için de bu da hani bu ileri hedefleyen olan insanlar için üst de kullanacağı hocam. Üst seviye bir deneme seti çıkardık. Onu aklımızda bulunsun. Emek ve çabalarının karşılığını kesin alacaksın. Hiç endişe etme. Ben yapamayacağım. Ben bilmem ne. Patlayacağım bilmem ne. Hayır öyle bir şey yok. Sen kesin başarılı olacaksın. Yeter ki kendine güven. İyiler mutlaka kazanır değil mi hocam? Bu 3 haftada eğer hiç çalışmamış olsam bile bir şeyler yapacaksın. Unutma. Tamam. Yeter ki şu son 3 haftayı çok iyi değerlendir diyorum. O zaman ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla. Hadi bakalım.